Evet bugün size mağlur emeklilik ve engelli emekliliği alakalı küçük bilgiler vereceğim. En çok sorulan ve en çok karıştırılan iki emeklilik tipi aslında. Mağlur emekliliği ayrı, engelli emekliliğini ayrı incelememiz gerekiyor. Çünkü engelli emekliliği demek doğuştan gelen bir rahatsızlığınız olması demektir. Yani aslında doğuştan ve ilk SSK'lı, SGK'lı, bağ kurulu, 4C'li fark etmez olduğunuz tarihten önce oluşmuş bir rahatsızlıkla alakalıdır. Engelli emekliliği, malum en emeklilik ise ilk sigortalı işe girdiğiniz tarihten sonra oluşan bir rahatsızlıkla alakalı olarak ayrılmaktadır. Daha sonra birleşir ama ona en son değineceğiz. Malulen emeklilik için en az 10 yıl hizmet süreniz olması gerekiyor. Yani ilk işe girdiğiniz tarihten ileri 10 yıl geçmiş olması gerekiyor. Prim ödenmese bile 10 yıl geçmiş olması gerekiyor ve en az 1800 prim günü gerekli. Bu ikisine de sahipseniz bir heyete girerek tabii ki Sosyal Güvenlik Kurumunun yönlendireceği tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak rapor oranında yani özel hastaneden olmayacak e, alınan oran yüzde 60 ve üzeri ise ve diğer iki şartımızda oluşuyorsa malulen emekli olabiliyoruz. Malulen emekliye başvurmanız için işten ayrılmanız gerekiyor. Bunu unutmayın lütfen. Normal emeklilik gibi işten ayrılmanız gerekiyor. Eğer işten ayrılamıyorsanız maliyet oranınızı ama öğrenmek istiyorsanız yani belki %50 alacaksınız %60 almayacaksınız bunun için sosyal güvenlik kurumlarına gidip e, maliyet tespiti adı altında bir hizmet talep edebiliyorsunuz. Kurumlar size bir hastaneye yönlendiriyor. Tam teşekküllü bir devlet hastanesine oranlı bir rapor çıkartıyorsunuz. Bu raporda hem oranınız hem raporunuzun 2 yılı geçerli, sürekli mi geçerli? Hangi oranla olduğunu görüyorsunuz. Buna göre malulünüze başvurabiliyorsunuz. Malulen emeklilik oranları hastalığa göre tabii ki değişmekte ama en son kararı heyet vermekte. Örnek veriyorum yasada kanun maddesi olarak Organ nakilleri işte böbrek yetmezliği, ilik nakilleri, kanser hastalığı, bunlar hastalık adı altında yer alır. Hatta uyku apnesi bile hastalık adı altında yer alır. Bunlarla ilgili heyete girebilirsiniz demektir bu. Ama bunlarla ilgili orana heyet karar verir. Sonra raporunuz Ankara Sağlık Heyetine gider. Buradan da onaylandığı zaman geçerli olur. Yani yasal maddelerde şu hastalık, bu hastalık yazması illa %60 alacağımız anlamına gelmiyor maalesef. O yüzden mutlaka bir heyet raporu çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Peki benim raporum %60 çıkmadı ama %50 çıktı. O zaman ne yapacağım? Şöyle yapılıyor. O zaman malullüğünüze reddaldığınız için engelli emekliliğine döndürüyorsunuz işi. Engelli emekliliğinin de %40 ve üzeri bir rapora ihtiyacı var. Yani aslında maluldan reddaldığımızı düşünürsek %40 ile %59 arası bir rapor almanız gerekiyor. Bu raporun oranına göre ve işe giriş tarihinize göre prim günleri ve hizmet yılı değişmekte. Yani Marlon emeklilikten en çok ayrılan kısmı hizmet yılı daha yüksek, prim günü de daha yüksektir. Yani minimum 15 yıl 3600 günden başlar. 4800 günlere, 20 yıllara, 22 yıl hizmet yıllarına çıkar. O yüzden önce malulün denenmesini tavsiye ederiz. Oran daha düşük ve gün daha az olduğu için. Ama eminseniz engelli raporunuzdan ve engelli raporu alabileceğinizi biliyorsanız çok netseniz ve gününüz tamamsa o zaman engelliliğe dönüyoruz. Yani aslında ikisi birbirinden ayrılırken alt tabanda birleşiyorlar. Sadece izlemeniz gereken yollar, prosedürler ve prim günleri değişiyor. Bunlarla ilgili de en en önemli nokta e ben mahallen emekliye başvurdum daha mı düşük maaş alacağım? Ben işte engelli emekliğine başvurdum daha mı düşük alacağım? Hayır bu iki emek emeklilik özel emeklilik sistemi olduğu için normal emeklilik maaşlarını tamamlanan sistemlerdir. Bu yüzden emeklilik maaşı ilgili büyük bir kaybınız olmaz. Ha ne olabilir? Örnek veriyorum. 1800 günde siz mağlulüğe başvurdunuz. En düşük emekli aile bağlandı. 7500 lira bağlandı diyelim. Ama bir arkadaşınız Malul emekli 4000 prim gününe sahip olduktan sonra başvurdu. E tabii ki doğal olarak onun maaşı bir tık daha yukarı olacak. Çünkü prim günü daha fazla olmuş olacak. Ama 1800 günden başvurdum diye en düşük emekli aylığı sınırını aşağısına düşmeyeceksiniz. Bu yüzden herhangi bir ciddi rahatsızlığı olan, tedavisi zor olan, tedavisi uzun süren ya da tedavisi mümkün olmayan bir rahatsızlığa sahipseniz Mutlaka bir rapor almanızı tavsiye ediyorum. Bu size hem erken emeklilik imkanı sağlıyor hem de engelli raporu aldığınız zaman oranınıza göre değişik haklardan yararlanabiliyorsunuz. İndirimlerden yararlanabiliyorsunuz. Hatta elektrik faturanızda indirim imkanı bile sağlayabiliyorsunuz. Bu yüzden haklarınızı unutmayın. Mutlaka değerlendirin. Anlayamadığınız takıldığınız, yürüyemediğiniz noktalar içinde benim gibi sosyal güvenlik alanında uzman olmuş, kendini yetiştirmiş ve mesleği yapan kişilerden danışmanlık hizmeti alarak sağlıklı adımlar atabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.